Sonra o mütefekkir yolcu her sahifeyi okudukça saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip ve manevi terakkiyatın miftahı olan marifeti ziyadeleşip ve bütün kemalatın esası ve madeni olan iman-ı billah hakikati bir derece daha inkişaf edip manevi çok zevkleri ve lezzetleri verdikçe onun merakını şiddetle tahrik ettiğinden sema, cev ve arzın mükemmel ve kat'i derslerini dinlediği halde hel min mezid deyip dururken denizlerin ve büyük nehirlerin cezbekârâne cuşu huruşla zikirlerini ve hazin ve leziz seslerini işitir. lisan hal ve lisan kalle bize de bak, bizi de oku derler. O da bakar görür ki, hayattarane mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istila etmek fıtratında olan denizler arzı kuşatıp arzla beraber gayet süratli bir surette bir senede 25 bin senelik bir dairede koşturulduğu halde ne dağılırlar ne dökülürler ve ne de komşularındaki toprağa tecavüz ederler demek gayet kudretli ve azametli bir zatın emriyle ve kuvvetiyle dururlar gezerler muhafaza olurlar. Sonra denizlerin içlerine bakar, görür ki gayet güzel ve zinetli ve muntazam cevherlerinden başka binlerce çeşit hayvanatın iaşe ve idareleri ve tevellüdat ve vefiyatları o kadar muntazamdır, basit bir kum ve acı bir sudan verilen erzakları ve tayinatları o kadar mükemmeldir ki bilbedahe bir Kadir-i Zülcelal'in bir rahim Zülcemal'in idare ve iaşesiyle olduğunu ispat eder. Sonra o misafir nehirlere bakar, görür ki menfaatleri ve vazifeleri ve varidat ve sarfiyatları o kadar hakimane ve rahimanedir, bilbedahe ispat eder ki bütün ırmaklar, pınarlar, çaylar, büyük nehirler, bir Rahman-ı Zülcelal ve ikramın Hazine-i rahmetinden çıkıyorlar ve akıyorlar. Hatta o kadar fevkalade iddihar ve sarf ediliyorlar ki dört nehir cennetten geliyorlar diye rivayet edilmiş. Yani zahiri esbabın pek fevkinde olduklarından manevi bir cennetin hazinesinden ve yalnız gaybi ve tükenmez bir menbaın feyzinden akıyorlar demektir. Mesela Mısır'ın kumistanını bir cennete çeviren Nil-i Mübarek, Cenub tarafından Cebeli Kamer denilen bir dağdan mütemadiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden akıyor. Altı aydaki sarfiyatı dağ şeklinde toplansa ve buzlansa o dağdan daha büyük olur. Halbuki o dağdan ona ayrılan yer ve mahzen altı kısmından bir kısım olmaz. Varidatı ise o mıntıkayı harrede tek az gelen ve susamış toprak çabuk yuttuğu için mahzene az giden yağmur, elbette o müvazene-i vasiayı muhafaza edemediğinden, o nili mübarek, adeti arziye fevkinde bir gaybi cennetten çıkıyor diye rivayeti, gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor. İşte deniz ve nehirlerin, denizler gibi hakikatlerinin ve şehadetlerinin, binden birisini gördü ve umumu bil icma denizlerin büyüklüğü nispetinde bir kuvvetle la ilahe illa der ve bu şehadete denizler mahlukatı adedince şahitler gösterir diye anladı. Ve denizlerin ve nehirlerin umum şehadetlerini irade ederek ifade etmek manasında birinci makamın dördüncü mertebesinde لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته جميع البهار والأنهار بجميع ما فيها بشهادة عظمة إحاطة حقيقة التسخير والمحافظة والإدخار والإدارة الواسعة المنتظمة بالمشاهدة دنل مش ثم طالر seyahati fikriyede bulunan o yolcuyu çağırıyorlar. Sahifelerimizi de oku diyorlar. O da bakar görür ki dağların külli vazifeleri ve umumi hizmetleri o kadar azametli ve hikmetlidirler, akılları hayret içinde bırakır. Mesela dağların zeminden emri Rabbani ile çıkmaları ve zeminin içinde inkılabat-ı dahiliyeden neşet eden heyecanını ve gazabını ve hiddetini çıkmalarıyla teskin ederek zemin o dağların fışkırmasıyla ve menfeziyle tenefüs edip zararlı olan sarsıntılardan ve zelzeli-i muzırradan kurtulup vazife-i devriyesinde sekenesinin istirahatlerini bozmuyor. Demek nasıl ki sefineleri sarsıntıdan vikaye ve muvazenelerini muhafaza için onların direkleri üstünde kurulmuş, öyle de dağlar zemin sefinesine bu manada hazineli direkler olduklarını Kur'an-ı Mucizül Beyan وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا وَاَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا gibi çok ayetlerle ferman ediyor. Hem mesela dağların içinde zihayata lazım olan her nevi menbaalar, sular, madenler, maddeler, ilaçlar o kadar hakimane ve müdebbirane ve kerimane ve ihtiyatkarane iddihar ve ihzar ve istif edilmiş ki bilbedahe kudreti nihayetsiz bir kadirin ve hikmeti nihayetsiz bir hakimin hazineleri ve ambarları ve hizmetkarları olduklarını ispat ederler diye anlar. Ve sahra ve dağların dağ kadar vazife ve hikmetlerinden bu iki cevhere sairlerini kıyas edip Dağların ve sahraların umum hikmetleriyle, hususan ihtiyati iddiharlar cihetiyle getirdikleri şehadeti ve söyledikleri la ilahe illahu tevhidini dağlar kuvvetinde ve sebatında ve sahralar genişliğinde ve büyüklüğünde görür, amentu billah der. İşte bu manayı ifade için birinci makamın beşinci mertebesinde. لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده جميع الجبال والصحارى بجميع ما فيها وعليها بشهادة عظمة إحاطة حقيقة الإدخار والإدارة ونشر البذور والمحافظة والتدبير الإحتياطية الربانية الواسعة العامة المنتظمة المكملة بالمشاهدة denilmiş. Sonra o yolcu dağda ve sahrada fikriyle gezerken eşcar ve nebatat aleminin kapısı fikrine açıldı. Onu içeriye çağırdılar. Gel, dairemizde de gez, yazılarımızı da oku dediler. O da girdi, gördü ki gayet muhteşem ve müzeyyen bir meclisi tehlil ve tevhid ve bir halka-i zikir ve şükür teşkil etmişler bütün eşcar ve nebatatın envaları bil icma beraber la ilahe illallah diyorlar gibi lisanı hallerinden anladı. Çünkü bütün meyvedar ağaç ve nebatlar mizanlı ve fesahatli yapraklarının dilleriyle ve süslü ve cezaletli çiçeklerinin sözleriyle ve intizamlı ve belagatlı meyvelerinin kelimeleriyle beraber müsebbihane şehadet getirdiklerine ve La ilahe illa dediklerine delalet ve şehadet eden üç büyük külli hakikati gördü. Birincisi, pek zahir bir surette, kasti bir in'am ve ikram ve ihtiyari bir ihsan ve imtinan manası ve hakikati her birisinde hissedildiği gibi, mecmundaysa güneşin zuhurundaki ziyası gibi görünüyor. İkincisi, tesadüfe havalesi hiçbir ciheti imkanı olmayan kasti ve hakimane bir temyiz ve tefrik, ihtiyari ve rahim mane bir tezyin ve tasvir manası ve hakikati o hadsiz enva ve efratla gündüz gibi aşikare görünüyor ve bir sani hakimin eserleri ve nakışları olduklarını gösterir. Üçüncüsü, o hadsiz masnuatın yüz bin çeşit ve ayrı ayrı tarz ve şekilde olan suretleri gayet muntazam, mizanlı, zinetli olarak mahdut ve mağdud ve birbirinin misli ve basit ve camit ve birbirinin aynı veya az farklı ve karışık olan çekirdeklerden, habbeciklerden, o iki yüz bin nevilerin farikalı ve intizamlı, ayrı ayrı, muvazeneli, hayattar, hikmetli, yanlışsız, hatasız bir vaziyette umum efradının suretlerinin fethi ve açılışı ise öyle bir hakikattir ki güneşten daha parlaktır ve baharın çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları ve mevcudatı sayısınca o hakikati ispat eden şahitler var diye bildi. Elhamdülillahi ala ni'metil iman dedi. İşte bu mezgur hakikatleri Ve ifade manasıyla, birinci makamın mertebesinde, لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته إجماع جميع أنواع الأشجار والنباتات المسبحات الناطقات بكلمات أوراقها الموزونات الفصيحات وأزهارها المزينات الجزيلات وأسمارها المنتظمات البليغات بشهادة عظمة إخاطة حقيقة الإنعام والإكرام والإحسان بقصد ورحمة وحقيقة التمييز والتزيين والتصوير بإرادة وحكمة مع قطئية دلالة حقيقة فتح جميع صورها الموزونات المزينات المتباينة المتنوعة غير المحدودة من نواتة وحابة متماثلة متشابهة محصورة معدودات denilmiş. Sonra seyahati fikriyede bulunan o meraklı ve terakkiyle zevki ve şevki artan dünya yolcusu, bahar bahçesinden bir bahar kadar bir gül desteği marifet ve iman alıp gelirken, hayvanat ve tuyur aleminin kapısı, hakikat beyin olan aklına ve marifet aşina olan fikrine açıldı. Yüz bin ayrı ayrı seslerle ve çeşit çeşit dillerle onu içeriye çağırdılar. Buyurun dediler. O da girdi ve gördü ki, bütün hayvanat ve kuşların, bütün nevileri ve taifeleri ve milletleri bil ittifak, lisanı kal ve lisanı halleriyle la ilahe illa hu deyip zemin yüzünü bir zikirhane ve muazzam bir meclisi tehlil suretine çevirmişler. Her biri bizzat birer kaside-i Rabbani, birer kelime-i Sübhani ve manidar, birer harfi Rahmani hükmünde sanilerini tavsif edip hamdü sena ediyorlar vaziyetinde gördü. Güya o hayvanların ve kuşların duyguları ve kuvaları ve cihazları ve azaları ve aletleri manzum ve mevzun kelimelerdir ve muntazam ve mükemmel sözlerdir. Onlar bunlarla hallak ve rezzaklarına şükür ve vahdaniyetine şehadet getirdiklerine kat'i delalet eden üç muazzam ve muhit hakikatleri müşahede etti. Birincisi, hiçbir cihetle serseri tesadüfe ve kör kuvvete ve şuursuz tabiata havalesi mümkün olmayan hiçten hakimane icat ve sanatperverane ibda ve ihtiyarkarane ve alimane halk ve inşa ve yirmi cihetle ilim ve hikmet ve iradenin cilvesini gösteren ruhlandırmak ve ihya etmek hakikatidir ki, ziruhlar adedince şahitleri bulunan bir bürhan-ı bahir olarak zatı ı hayy Kayyum'un vücubu vücuduna ve sıfatı ı sebasına ve vahdetine şehadet eder. İkincisi, o hadsiz masnularda birbirinden simaca farikalı ve şekilce zinetli ve miktarca mizanlı ve suretçe intizamlı bir tarzdaki temyizden, tezyinden, tasvirden öyle azametli ve kuvvetli bir hakikat görünür ki, kadir külli şey ve alim külli şeyden başka hiçbir şey, bu her cihetle binlerle harikaları ve hikmetleri gösteren ihatalı fiile sahip olamaz ve hiçbir imkan ve ihtimali yok. Üçüncüsü, birbirinin misli ve aynı veya az farklı ve birbirine benzeyen mahsur ve mahdut yumurtalardan ve yumurtacıklardan ve nutfe denilen su katrelerinden o hadsiz hayvanların yüzbinler çeşit tarzlarda ve birer mucize-i hikmet mahiyetinde bulunan suretlerini gayet muntazam ve muvazineli ve hatasız bir heyette açmak ve fethetmek öyle parlak bir hakikattir ki hayvanlar adedince senetler, deliller o hakikati tenvir eder. İşte bu üç hakikatin ittifakıyla hayvanların bütün envağı beraber öyle bir la ilahe illahu deyip şehadet getiriyorlar ki güya zemin büyük bir insan gibi büyüklüğü nispetinde la ilahe illahu diyerek semavat ehrine işittiriyor mahiyetinde gördü ve tam ders aldı. Birinci makamın yedinci mertebesinde bu mezkur hakikatleri ifade manasıyla لا اله الا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاق جميع انواع الحيوانات والطيور الحامدات الشاهدات بكلمات حواسها وقواها وحسياتها ولطائفها الموزونات المنتظمات الفصيحه وبكلمات جهازاتها وجوارحها وأعضائها وآلاتها المكملة البليغات بشهادة عظمة إحاطة حقيقة الإيجاد والصنع والإبداع بالإرادة وحقيقة التمييز والتزيين بالقصد وحقيقة التقدير والتصوير بالحكمة مع قطعية دلالة حقيقة فتح جميع صورها المنتظمة المتخالفة المتنوعة غير المحصورات من بيضات وقطرات متماثلة متشابهة محصورة محدودات دني المشتر صرّا أو متفكر يولجو معرفة إلهيين hadsiz mertebelerinde ve nihayetsiz ezvakında ve envarında daha ileri gitmek için insanlar alemine ve beşer dünyasına girmek isterken başta enbiyalar olarak onu içeriye davet ettiler. O da girdi, en evvel geçmiş zamanın menziline baktı. Gördü ki, nevi beşerin en nurani ve en mükemmeli olan umum peygamberler aleyhimüsselam bil icma beraber la ilahe illahu deyip zikrediyorlar. Ve parlak ve musaddak olan hadsiz mucizatlarının kuvvetiyle tevhidi iddia ediyorlar. Ve beşeri hayvaniyet mertebesinden melekiyet derecesine çıkarmak için onları imanı billaha davetle ders veriyorlar gördü. O da o nurani medresede diz çöküp derse oturdu gördü ki meşahiri insaniyenin en yüksekleri ve namdarları olan o üstadların her birisinin elinde halık Kainat tarafından verilmiş nişane-i tasdik olarak mucizeler bulunduğundan her birinin ihbarıyla beşerden bir taife-i azime ve bir ümmet tasdik edip imana geldiklerinden o yüz bin ciddi ve doğru zatların icma ve ittifakla hüküm ve tasdik ettikleri bir hakikat ne kadar kuvvetli ve kat'i olduğunu kıyas edebildi. Ve bu kuvvette bu kadar muhbir-i sadıkların hadsiz mucizeleriyle imza ve ispat ettikleri bir hakikati inkar eden ehli dalalet ne derece hadsiz bir hata, bir cinayet ettiklerini ve ne kadar hadsiz bir azaba müstahak olduklarını anladı ve onları tasdik edip iman getirenler ne kadar haklı ve hakikatli olduklarını bildi. iman kutsiyetinin büyük bir mertebesi daha ona göründü. Evet, Enbiya'yı aleyhisselam Cenab-ı Hak tarafından fiilen tasdik hükmünde olan hadsiz mucizatlarından ve hakkaniyetlerini gösteren muarızlarına gelen semavi pek çok tokatlarından ve hak olduklarına delalet eden şahsi kemalatlarından ve hakikatli talimatlarından ve doğru olduklarına şehadet eden kuvveti imanlarından ve tam ciddiyetlerinden ve fedakarlıklarından ve ellerinde bulunan kutsi kitap ve suhuflarından ve onların yolları doğru ve hak olduğuna şehadet eden ittibalarıyla hakikate, kemalata, nura vasıl olan hadsiz tilmizlerinden başka onların ve o pek ciddi muhbirlerin müsbet meselelerde icmaı ve ittifakı ve tevatürü ve ispatta tevafuku ve tesanüdü ve tetabuku öyle bir hüccettir ve öyle bir kuvvettir ki dünyada hiçbir kuvvet karşısına çıkamaz ve hiçbir şüphe ve tereddüdü bırakmaz. Ve imanın erkanında umum enbiyayı aleyhimselam tasdik dahi dahil olması o tasdik büyük bir kuvvet menbaı olduğunu anladı. Onların derslerinden çok fezi imani aldı. İşte bu yolcunun mezgur dersini ifade manasında birinci makamın sekizinci mertebesinde La ilahe illallahü lezî delle alâ vücubi vücudihî fî vahdetihî icma'u cemî'il enbiyâ'i bi kuvveti mu'cizâtihimul bâhiratil musaddiqatil musaddaqah denilmiş.